Merhaba İzmir Adaleti'nin seyircileri. Bugün çok değerli bir şefimizi ağırlıyoruz. Kendisi sağ olsun beni kırmayarak Bodrum'dan geldi ve bize harika bir levrek balığı yapacak. Öncelikle kendisini tanımak istiyorum. Ondan sonra başlıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onur duydum. Büyük bir sevgimizle Bodrum'dan buraya sizlere geldik. Güzel bir yemek tarifimiz olacak. Hem hafif hem lezzetli. Hem her konuda farklı türlerde kullanabileceğimiz bir yemek sunumumuz olacak. Süper. Balık zaten Ege Denizi, denizimizin güzelliği. Beraber güzel bir oluşum sağlayıp sizlere sunmak istiyoruz. Nasıl bir balık yapıyoruz? Nasıl bir balık yapıyoruz? Levrek pilotumuz var. İlk öncesinde onu marina yapıyoruz. Marina yaptıktan sonra rulo halinde sarıp konfide dediğimiz tarzda suda haşlıyoruz. Daha sonra pesteli domates bir sarımsak sosumuz olacak alt yatak. Aynı zamanda garnitür olarak da fırında sütlü patatesimiz var. Pırasa ile birlikte omletini güzel bir şekilde sağlayıp sunacağız. Yemede yanında yat yemeğimiz yani. Aynen öyle olacak. Olur, İzmir tarzı. Peki o zaman. Neyle başlıyoruz? İlk önce patateslerimizle başlıyoruz. Tamam. Patateslerimizi soyalım. Tamam. Burada patateslerim hazır zaten. Evet. Birazcık büyüyecek ama yani. Olsun. Büyüsünler. Siz bana yeterli deyin. Evet yani burada da bir... Şöyle. Küçükler de var mı? İlk önce büyüklerden başlayalım. Tamam. Konumuza göre şey yapabiliriz. Peki, bu mesleğe nasıl başladık? Bu mesleğe nasıl başladım? Bir arkadaşımın sayesiyle, vasıtasıyla başladım. Nerede başladım? İzmir Alsancak. Pasta Villa'da başladım. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeydi. Daha sonra bir yıllık çalışma sonrasında yine İzmir Gül Sokak Vendik Restoran'da devam ettim. 95 yılına kadar orada devam ettim, çalıştım. 95 yılında askere gittim. 96'nın sonuna geldiğimde 97'de Marmaris'e gittim. Bir yıllık bir deneyimim oldu. Oradan yurt dışına gittim. Finlandiya, Hollanda, Norveç. Oraların mutfağına da hakimiz yani. Almanya, Makedonya. Aşağı yukarı 7,5-8 yılında yurt dışında geçtim. Daha sonrasında tekrar İzmir'e dönüp bir sezon diyerekten Bodrum'a gittim. Kaç yıldır oradayız? Yaklaşık 18 yıldır. Bodrum'da ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. O şekilde mesleğimizi güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ne kadar biz şef olsak dahi yine o kadar çok bilmediğimiz konular, yemekler var ki. Özellikle yöresel, Ege hiç fark etmiyor. Türkiye'nin her tarafında çok farklı yemeklerle karşı karşıya geliyoruz. Aynı zamanda yine Türkiye'de birçok tanıdığımız derneklerimiz var. Üyesi olduğum derneklerim de var. Evet. Türkiye genelinde yapılan bütün etkinliklerde jüri olarak da katılıyorum. Yani dediğim gibi meslekte bir sınır aşımı yok. Ya yani ben 3 yıl çalıştım, 5 yıl çalıştım, ben şef oldum. O bende öyle bir şey yok yani, ben onu öyle bir şey kabul etmiyorum. Çünkü gerçekten o kadar çok önü açık bir sektörümüz ki. Her zaman her dakika sürekli yenilikler, yeni buluşumlar karşımıza çıkıyor. O yüzden ben kendime şimdiye kadar ben mutfak şefiyim, şefi demedim. Mutfak ustasıyım dedim. Egom yoktur. Öğrenmeye de açığımdır. Herkes gibi gerçekten öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken o kadar çok güzel çeşitli yemeklerimiz var. Hatta Mayıs ayında Mardin'de bir tane bir etkinlik varmış. Sağ olsun İngiltere'de benim hem hocam hem manevi abimdir Taci Yetiş. Aynı zamanda İngiltere'de
Londra Valiliği tarafından kendisine şefçik unvanı verildi. O davet etti. Tabii işim yoğunluğundan dolayı katılmak istiyorum. Ama o zamanki sürece sezon bakacağım. Sezon açılıyor. Sezon açılıyor, evet. Sezon zamanı. Aynen. Yani Bodrum için düşünüyorum. En yoğun bilmiyorum olduğu zamanlarda. Gerçekten çok istiyorum. Çünkü İngiltere'den öyle bir davet gelmesi benim zaten bir onlara yetişti. İnşallah da katılmayı istiyorum. İnşallah bir aksilik de çıkmaz. Yok yok, iyi düşünelim olsun. Kesinlikle. Evet. Evet, şurayı şimdi ben bir alayım. Toparlayalım. Bunları bir yıkayalım. Tamam. Şunları sudan geçireyim hemen. Sudan geç verelim. Kaçık da yağlayalım. Şöyle. Sonra kesim aşamasına geçeyim. Çok güzel. Bunu hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Önemli olan bunun bağlayıcısı, kendi nişastası. Evet, ben onu yeni öğrendim mesela. Evet, nişasta krema. Bunun bağlayıcı unsuru. O yüzden ben hiçbir zaman yıkamadım. Yıkamıyorum da. Şey artık o kadar çok pratikleşti ki eski zamanlarda hiç böyle bir şeyler yoktu. Sürekli her şey el ile. Bu patates gerçekten çok lezzetli, çok hoş bir soda unsur. Bunu dilediğiniz kırmızı et, beyaz et, hiç fark etmiyor. Her şekilde kullanabilirsiniz zannetir olarak. Küçükten sonra aynı zamanda kilo olarak da kullanabilirsiniz. Evet, çünkü değişik bir çok, şey olacak. Uygun ve yatkın. Yurt dışında çalışırken bizde bunlar evet olmazsa olmazdı. Özellikle biz bunu bir de köprüsünü yapardık orada. O da çok güzeldi. Daha çok çiçeklerin yanına giriliyor. Tabii zaman geçtikçe bu sefer şey olmaya başladı. Balık, sebze, garnitür. Evet. Zaten balıkla hep yanında evet, evet. Tarz şeyler iyi gidiyor. Özellikle patates. Ne güzel incecik doğradı. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Bunları cips olarak da yapabiliriz ha. Tabii, değil mi? Cips olarak da yapabilirsiniz. Baksanıza. Hayır, ince olmuş. Ama çok güzel. Evet, bir sonraki programımızda şöyle çıtır çıtır cips yapalım. Şimdi ben bakıyorum, tabii siz görmüyorsunuz burada. Arkadaşlarım var sağ olsunlar. Karşıdaki hareket bu. Çok güzelmiş. Evet, doğru. Çok güzel. Yetti mi? Bunları da istiyorsanız şey yapmayalım. Ziyan etmeyelim. Tamam. Şunu tamam. Arkaya alayım ben. Onları kullanırız. Şurada. Bunun içine ne koyacağız şimdi? Şimdi bunun içerisine bu pırasa olmazsa olmaz. Pırasa, sarımsak, tuz, karabiber, krema. Ama bunun tadını sağlayan pırasa. Onunla yine ilk önce ben bir balık için bir dekoratif bir sunumum ayırmak istiyorum. Yine bunu da aynı şekilde ortadan ikiye bölüp çok ince bir şekilde kesiyoruz. Bir de solaksınız. Evet, aynen. Her şeyin de sola. Evet, gerçekten çok güzel. Ben uzaktan vurdum. Bu böyle miymiş? Aa, şöyle miymiş?
şey yapalım. Bana bir 8-10 iş santral ihtiyacım var. Seviniyorduk hocam ama yani. O konuda bana yardım konuşalım. Sevinirim. Bütün oluşumlar sağlandıktan sonra önceden ısıtılmış alt üst 180 derecelik fırında yaklaşık 50-55 dakika fırınlıyoruz. %80 piştikten sonra alüminyum folyoyla kapatacağız üzerine yüklenince. %80 piştikten sonra daha sonra üzerine açıp hafiften bir kızarmasını sağlıyoruz. Tek herhalde o uzun süren patatesin hazırlanıp pişme süresi galiba. Süresi. Kasamızı doğradıktan sonra biraz buz atıyoruz. Diğer kremayı da ekledikten sonra tuz oranı kontrol edeceğiz. Çok hafif bir karabiber. Yeterli olur. Tek seferde. Acayip bir şey o da. Silikonlu bir şey. Zaten şu anda ihtiyacımız olan şey. Var ya. Onu unuttum, hiç aklıma gelmedi. Yani buradaki patatesin ana unsuru pırasa ve sarımsak. Yani lezzetini getiren... Sarımsak zaten her şeye evet, çok yakışıyor. Yani... Evet, aynı şekilde sosumuzda da kullanacağız. Her şeyde. Besleme işleminde. Yazın Fransız bir aile grubumuz vardı. Misafir ettik kendilerine 2 hafta. Fransızları biliyorsunuz 3'ten sonra içerisinde oldukları için. Tesadüfen akşam bizim Mehmet Bey'in misafirleri vardı Amerika'da. Onları yaptım. Tabii kokusunu duydum. Daha önceden de bir tatmışlıkları vardı. Bunu soğuk olarak da servis yaptım ben. Sonuç olarak da şöyle biraz daha küçük tabaklar da kesip çedar peyniri, rokor peyniri koydum. Füme etle. Of. Fransızların kadeklerin yanında arz ettikleri atıştırmalıklardan bir tanesi olmuş oldu. Yükseliyor. Evet, sarımsak. Şu teknolojiyi sarımsak de işte dinler. Yapsalar diyorum onu. Yani şuradaki kokuların güzelliği nefis nefis. Misafirlerimize ulaşabilse. Tam böyle şey. İştah açıcı. Evet. Mükemmel. Buna şimdi şeyde zeytinyağı da koyacak mısınız? Hayır, hiçbir şey koymuyoruz. Sadece krema. Bu şekilde. Evet. Her kremanın yağı onu evet dengeleyecek. Hepsini çok güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra krema. Kremayı da birlikte tekrar bir daha harmanlıyoruz. Üzerini düzeltip ocak altına sarıp. Evet, zengin. Neyse, hadi. Önce haftan bir hepsini bir karıştırıyoruz. Şöyle bir birleşsinler.
Ne güzel oldu. Görüntüsü bile çok evet, hoş oldu. Şöyle yapsak bence biraz daha güzel, hoş olacak. Çok güzel. Biraz kremanın kullanılması gerekiyor çünkü kremayla beraber piştiği için. O yüzden şimdi bunu karıştıracağız. Biraz daha sulanacak. Patates nişastasını salacak. Sonra çekiyor mu? Sonra çekiyor fırında. Tekrar karıştıralım. Ana yemek olarak bile bunu... Ana yemek olarak da verebilirsiniz. Yani her şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Sebzeye mi olur? Dediğim gibi yan fırında karnabahar, brokoli, havuç, kabak, mevsimine göre mantar, çok haklı zeytinyağı, çok haklı baharatlar da fırında sebzeleri pişirip bunu da arz ederseniz bir haline getirip onları da üzerine koyabilirsiniz. Çok amaçlı bir patatesimiz bu. Evet, çok güzel. Bir tane daha açalım. Tamam. Bizim kullandığımız patates yaklaşık 2 kilogram kadardı. Anca demek ki krema bu kadar yetiyor. Evet, yani 2 kilo yani ne kadar? 800 gram krema koyduk. Krema kullanmış olduk. Çiğ çiğ yesim geldi. O kadar güzel görünüyor ki. Şöyle bir küçük bir kaşık yardımıyla bir tadına bakmak istiyorum. Tuz. Çok açtım. Karıştı birbirine. Evet, gerçekten kremanın bütün patates aralarına işlemesi gerekiyor. Yani o kadar patates doğradık, bu kadar borcam yeterli oluyor, evet, standart. Evet, yeterli oluyor, standart borcamımız yeterli oluyor. Daha sonra şöyle düzleyelim. Sonra üzerini folye kaldığıyla kapatıp önceden ısıtılmış 180 evet, derecelik fırınımıza zaten gönderiyoruz. Bak şuraya.
Şimdi biz sürekli içerilerde konveksiyonlu olduğu için büyük fırınlar. Oradaki fırın gücü de normal fırın mezar arasında gerçekten güç farkı var, kısık farkı var. O yüzden bunu ara ara kontrol edeceğiz. Normalde kaç dakika? Normalde yani otellerde, konveksiyonlu fırınlarda aşağı yukarı 55 dakikada hazır hale geliyor. Bakın burada evdeki fırınımızda ne kadar pişecek onu da görelim. Ben gidiyorum buna. Yani onlar altus şey yapar. Tamam. Alacağı için. Evet. Şunu götürüyorum. Evet, patatesimiz fırında. Evet, şimdi aşamamız. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamamız nedir? İlk önce balıklarımızı marine edelim. Saralım. Sarma yapacağız. Sonra streç filme sarıp kaynar suda aşağı yukarı bir 13-14 dakika falan kaynatacağız. Sonrasında alt zemin yatağını yapacağız sosumuzu. Domates sosumuz var, fesleğimiz var, sarımsağımız var. Tamam. Onun yanında küçük bir bruschetta yapalım istedik. En azından biraz daha kombine olsun, biraz daha bir tatlılık getirsin diye. Onun üzerine de yine kuru incir, kuru kayısı, cevizimiz var. Yine çok hafif bir zeytinyağı, limon, tuz, karabiber, ince peynir, maydanoz, dereotuyla güzel bir kızarmış ekmeğin yani bruschetta'nın hazırlayıp kombinesini sağlamak istiyoruz. Önemli olan bizim için %80'lik bir pişmiş olması gerekiyor. Sonrasında folyo kağıdını kaldırıp üzerine pişmesini sağlayacağız. Onun üzerine tuz koyduk, karabiber koyduk. Bir tane de sarımsak istiyorum. Onu hafiften elimizle dövüp sadece bir süreceğiz. Sarımsağın olmak bir kokusu gelsin bir şekilde. Ben içerisine maydanoz değil de sapını, sap kısmını kullanıyorum. Ben bunları hiçbir zaman atmam. Bunları rondodan çekelim, püre haline getirdim. İki elinizde fazla kalmış maydanozumuz, dereotunuz varsa çiçek yağı da hani derler ya maydanoz yağı. Maydanoz yağı olur mu? Deniliyor. Ama çiçek yağıyla beraber rondodan geçelim. Neyle beraber? Şekerle. Çiçek yağı. Ha çiçek yağı, pardon. Ben çok hafifli yine şeyini koyuyorsunuz içerisine. İsteğe göre. Ben kavurucu şapkısı da koyarım. Ay. Özellikle pesto sosta da kavrulmuş şapkısı da harika olur. Tuz karabiber, kavrulmuş fıstık, çiçek yağı, zeytinyağı değil. Zeytinyağı bozuyor çünkü. Çok hafiften şöyle bir sürüyoruz. Tadı gelsin. Sapın bu şekilde kullanabileceğimi ben düşünmemiştim açıkçası. Bütün yemeklerde, salatalarda her şekilde kullanırım. Her şey uyumlu. Sos yaparken kullanabilirsiniz. Yediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Hiçbir şekilde atmayın. Evet, atmak. Maydanoz, dereotu sapı yok değil. Nasıl kendisi sapını kullanıyoruz? Aynı mantıkta diyelim. Hmm. Yani dediğim gibi ben bunların saplarını her türlü şeyde kullanıyorum. Evet. Salatada, yemeklerde, balıklarda, marinada, yani soslarda, hiç fark etmez kırmızı beyaz soslarda. Uyum sağlayacak olan bütün kan türlü olarak da şey yapabilirsiniz. Şöyle bir alt üst yapalım. Tuz. Şimdi streç. Streç mi? Evet. İşte. Ya.
şu an için burada bir işimiz yok. Sadece şunu kullanacağım sonrasında. Şöyle de bir bu birinci aşaması olsun. Şimdi ayrı saracağız hepsini. Mane yaptığımız normalde ben bunu bilmiyorum. Bekletiyorum. Bol zeytinyağı içerisinde çiftlerle beraber bekletiyorum ki sos işlesin. Burada önüne getirip streç pirinini soruyoruz. Şimdi biz bunu kaynak suda haşlayacağız. En azından aroması kendi suyu da içinde kalsın ki sosla birleştirebilelim. Hmm. Balığın suyunu da kaçırmamış. Hepsi içinde kalacak. Olacak. Evet. Neyse bir tur daha şey yaparız. Çeviririz en azından içerisinde. Su girmesin. Tekrar yine aynı şekilde yapıyoruz. Porsiyonda iki. Evde pilotomuz var. Tam piloto kılçığı alınmış, derisi alınmış. Onu yine çok güzel bir şekilde sarıyoruz. Eğer zaten biz suyunu, tadını hapsetse sosla birleşeceği için o yüzden kendi aromasını da dışarıya kaçırmamış oluruz. Evet, sık olsun ki en azından piştikten sonra aynı konumda kalıp da sağlayabilmek için. O yüzden sık. Ha, açınca da tekrar aynı bu şekilde kalacak. Bütün sargılı olarak kalacak. Bayağı sık. Evet. Evet, patatesimiz fırından çıktı. Yaklaşık bir saat. Şimdi şefimin kendi yerinde özel fırınlar olduğu için onda daha kısa sürüyor. Ama bizim evde kullanacağımız fırınlarda yaklaşık bir saat kontrollü olarak pişirdik. Üzerinde alüminyum folyomuz vardı. Açtık. Birazcık da üstünün kabarmasını sağladık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet. Balık. Buyurun şefim. İkinci aşamamızda ne vardı? Daha önce de marine yapıp sarılmış olduğumuz levreklerimiz vardı. Şimdi onu kontrollü bir şekilde kaynayan suyumuzla birleştiriyoruz, çıkartıyoruz. Birleştirip çıkartıyoruz. Ha, içine bırakmıyoruz. Bırakacağız. En azından bir şimdilik bir ön alışması olsun. Hmm. Evet. Aynı işlemi tekrar yine diğer servis yapacak olduğumuz filotoya da yapıyoruz. Bu daha mı yavaş pişmesi? Hani birdenbire pişip de bu biraz daha farklı yavaş yavaş farklı. Hem içindeki aroması, lezzeti, suyu beraberinde hapsoluyor. Dışarıya vermemiş oluyoruz. En azından daha güzel, lezzetli bir balığımızı ortaya çıkartacağız. Kaç dakika kalır içinde? Yaklaşık 13-14 dakika kadar kalıyor. Tabii bu arzuya göre 10 dakikada haşlayabilirsiniz, 15 dakikada da haşlayabilirsiniz. Çünkü balığı biliyorsunuz yani çok çabuk pişen bir deniz ürünü. O balık konusunda bir sıkıntımız olmaz. Peki şimdi ben kendim olarak sorayım. Ben balığım gerçekten pişmiş olduğunu nereden anlarım? Balığın
pişmiş olmasını anlayabilmek için ama ızgarada veya burada pamuk beyazlığında olması gerekir. Pamuk beyazlığında olan balık tamamen pişmiştir. Yani içi sulu, suyunu hapsetmiştir. Kıvamı gayet yerindedir. Tamam. Bunu o zaman pamuk beyazı olana kadar bekletiyoruz. Evet. Tamam. Aynı şekilde ızgarada yaparsanız aynı, fırında yaparsanız yani mesela bütün levrek veya çupra gibi. Evet. Onlarda yani özellikle zincir kemiğinin olduğu yer. Pamuk beyazı kıvamına geldiği zaman zaten gerçekten lokum gibi bir beyaz etimiz sağlamış oluruz. Peki ben başka bir şey sormak istiyorum. Tabii şimdi ki. Bu yemeği tamam hani levrekle yaptık. Başka balıkla yapamaz mıyız? İstediğiniz her türlü balıkla yapabilirsiniz. Kalamarla, ahtapotla, bütün deniz ürünleri değil. Beyaz et, kırmızı et. Her şekilde kombine sağlar. Zaten bu sosumuz, sos diyorum artık. Yani aslında ana yemek. Ama... Ya yardımcı yemeğimiz, garnitürümüz. Bunu püre haline de getirip yine aynı şekilde servis yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi yani bütün sebze ve beyaz et, kırmızı et. O şekilde de bir kombine sağlanır. Gerçekten tadı çok güzel, çok lezzetli. Bunu soğuk olarak da tüketebiliriz. Farklı dokunuşlarla. Evet. O şekilde de bir sunuma yapabiliriz bunu. Yani üç aşamalı. Yani bir yardımcı yemek üç aşamaya göre kullanılabiliyor. Süper. Ha, rengi değişmeye başladı zaten. Evet. Diğer hocamızı da yakalım. Hocamızı yaktık. Şimdi sosumuzun yapım aşamasına geçiyoruz. Önce biraz zeytinyağı. Fazla olmasın çünkü balığın içerisinde de zeytinyağımız var. İki yemek kaşığı kadar domates püremizi koyuyoruz. Kısık ateşte biraz karamelize olmasını sağlayalım. Şöyle küçük bir tahta yardımıyla. Şu ihtiyacımız şimdi kadar ayarlayalım. Bir diş sarımsak çok küçük küçük doğruyorum. Küçük ince en azından biraz aroma tat vermesi için. Burada balıklarımız harika görünüyor. Evet. Daha sonra yapmış olduğumuz sosumuzla beraber kendileri özleşecekler. Aynı zamanda yine bir tutam fesle sosumuzun içerisine koymak için domates ince sosu, kıyım yapıyoruz. Fesleğensiz olmuyor herhalde, evet, değil mi? Evet. Çünkü harika bir her şeye yakışır. Ben bunların içerisine şöyle çok küçük parçalar olmak kaydıyla maydanoz ve çok ince kıyım, dereotu sonrasında ilave edeceğiz. Sarımsaklarımızı ilave ettik. Şu anda haşlamış olduğumuz suyumuzdan 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyoruz. Bir tutam karabiber. Bir tutam tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu arada balıklarımızı da bir karıştıralım. Çok. Şöyle bir ters düz yapalım. Evet. İçinde iyice bütün suyu da içinde. Suyu, her şey aramızı, içinde kaldı. Lezzeti hepsi içinde kaldı. Bunu sosumuzla birleştirdiğimiz zaman içindeki bütün aroma, suyu, lezzeti yine sosa geçmiş olacak. En azından iki taraflı bir değerlendirme olur.
sosumuz da kıvama gelmek üzere. Tamam. Ve yeşilliklerimizi ilave ediyoruz. Mis gibi kokutuyoruz. Mis gibi kokutuyoruz. Şimdiki aşamamız garnitür olarak bruschetta yapalım istedim ben. En azından biraz kıtır olsun. Hem yanında bir farklı bir lezzet kuru yemişlerden oluşan bir tat oluşumu sağlayalım istedik. Hepsini çok küçük küp küp doğruyoruz. Küçük de doğrudunuz, onu da göreyim. Evet. Kopya çekip sizden. Tabii ki. Ay benimki daha büyük de oldu. Kuru kayısı, kuru incir, ceviz. Yine aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz. Cevizlerimizi ilave edelim. Yine buna yine çok ince kıyım sarımsak ilave ediyoruz. Siz bunu görmüyorsunuz. Ben görmedim. Ben balıklara bakıyordum o anda. Kesinlikle. Nerede? Sarımsak demiştik. Sarımsakta kaldık. İnce güzelmiş. Sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Yine çok küçük birer tutam maydanoz dereotu. Bu arada evet balıklarımız iyice beyaz oldu. Balıklarımız oldu. Şimdi sosumuza birleştirme anına geleceğiz. Evet. Şuna şöyle alalım. Çok hafif bir zeytinyağı. Bir tutam limon. Çok az tuz. Tatlı, tuzlu, yağlı. Ay harika göründü rengi. Sarımsaklı. İlk etapta yok işte sarımsak tadı çok baskın geliyor, deniliyor ama sonrasında kuru yemişlerin o tatlılığı onu zaten bastırmış oluyor. Ve gerçekten güzel, harika bir tat olmuş oluyor. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Sonrasında bruschettamızı yapacağız. Şimdi tahtamızı alalım. Şimdilik. Tamam. Balıklarımız zaten oldu. Altını kapatalım. Şöyle merakla bekliyorum. Yardımcı kaşığımızla alalım. Gerçekten güzel oldu. Oo, çok güzel görünüyor. Tutayım mı? Çünkü suyun kaçmasını istemiyorum. Evet, kestikten sonra bıraktım. Kendi suyu da aromasıyla birlikte sosu şimdi oldu. Birleştiriyoruz. Evet, tekrar. Dikka. Çok hafiften bastırmadan tutarsanız tamam. Ezmeyelim. Yine kendi suyuyla aromasıyla sosumuza ilave ediyoruz. Çok güzel. Evet, hiç açılmıyor. Evet.
Gerçekten çok güzel oldu. Hatta bir şimdi ne yapıyoruz? Kadın daha içerisine su ilave edebiliriz. Diğer şerilerimizi hazırlayıncaya kadar. Şimdi en heyecanlı yerimiz geliyor herhalde. Evet, tabaklama. Şimdi yavaş yavaş son aşamasına geçeceğiz. Balığımız zaten burada. Kendi görüntüsü ve güzelliğiyle beraber. Şimdilik kapağını kapatalım. Şimdi isterseniz bruschettamızı yapalım. Tamam. Yine yanmaz tavamızda. Baget ekmeğimiz var. Bıçağı verelim. Oradan verelim. Tamam. Bruschettayı zaten birçoğumuz bilir. Hı hı. Onu yine şöyle küçük ince bir çıtır çıtır dilim haline. Neyse. Çok hafif bir zeytinyağını yağlayalım. Ve tavamıza koyalım. Biraz kızartıyoruz. Şu anda. Evet, biraz çıtır olmasını sağlayalım ki üzerindeki soslarımız şunu alıyoruz o zaman. Kalabilsin. Evet, tabaklama aşamasına geçiyoruz yavaş yavaş. Ekmeğimiz de kızarmak üzere. Balığımız yine oldu. Patatesimiz oldu. Çok güzel bir şekilde. Şu anda zaten her şeyimiz hazır. Şu anda sunum aşamasına geçiyoruz. Şöyle yaklaştırayım ben size. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Ben izliyorum. Şimdi yapabileceğimiz sunuma göre bir parça kestik. Fırından çıktıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika bir bekleme sürecine girsin ki biraz soğusun. Aynı zamanda kalıp olma halinde bozmamış oluruz. Evet, bugün kalıbımız yok. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bu kadar yeterli olur. Tamam. Ekmeğimiz de kızardı. Evet, ekmeğimiz de kızardı. Altını kapattık. Evet, şimdi patatesimizi koyduk. Onu hemen arkaya atalım. Arkaya koyalım. Şunu merak ediyorum. Şimdi yemeğimiz. Şöyle yapsam daha mı uygun olur? Ah, harika, harika, harika. Evet, birinci balığımızı koyduk. İkinci balığımızı koyduk. Çok hafif daha bir sosumuzu ilave ediyoruz. Fazla da koymayalım. Bu olmasın. En azından hepsinin tadını almış olalım. Şu şekilde yapmış olduğumuz bruschetta içerisine üzerine hazırlamış olduğumuz iç harcı koyuyoruz. Çok bastıralım. Çok böyle iştah açıcı, korkunç, güzel bir şey olarak görünüyor yani. Şu şekilde koyarsak hem aynı zamanda bir ekmeğini hem de bir garnitür. Önceden ben şu şekilde bir şey hazırlamıştım. Biraz vakit. Yine pırasamızdan. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Şöyle yapayım da. Pırasadan, evet. O başta kestiğimiz verev pırasayı bu hale getiriyoruz yani. Şöyle küçük bir kelebek misali de
koyabiliriz. Kesinlikle şunları almak istiyorum kenara. Evet. Buyurun efendim. Sütlü patatesli. Kolunuza sağlık. Afiyetler yani, olsun. Sütlü patatesli levrek. Evet, ben bunları ilk yaptığım zaman nasıl olur gibisince sürekli şey yapıldı. Şimdi de yavaş yavaş çevireyim hatta. Tereddütte kalınıldı. Ama sonrasında sunum yaptıktan sonra gerçekten çok güzel bir beğeni topladı. Artık yurt dışında da zaten aynı şekilde yapıyorduk. Onu bir nebze biraz farklı yönleriyle Türkiye'ye taşımış olduk zaman içerisinde. Yine aynı şekilde güzel sunumumuzla misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. İyi ki geldiniz. Harika bilgiler öğrendik. Sağ olun, sizin sayenizde. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Oldum. Çok çok teşekkürler. Her zaman bekliyoruz. Her bana zaman. Sözünüz var. Var. Evet. Daha sonra daha sonra Bülent şefimle artık sır olmaktan, sürpriz olmaktan çıksın efendim. Evet. Bülent şefimle ilerleyen tarihlerde kendisi de müsait olduğu zaman İzmir'e geldiğinde harika deniz ürünleri yapacağız. Aynen. Bu durumda hepimiz öğreneceğiz çünkü bilmediğimiz yani deniz ürünleri konusunda gerçekten evet yani çok iyi ucu, yani açıkta bir reçeteler mükemmel gördüm. O yüzden aynı zamanda sürpriz olarak bir tatlımızı yapalım. Madem balık oldu deniz ya, ürünleri. Ya evet. Helvada yapmış olduğumuz güzel bir tatlı var. O da evet. Bir onu ben bir öğrendim sevgili İzmir'e dair seyircilere. Yani bekleyemeden şefimi belki ben de yaparım. Az sonra bir daha şefimle beraber yaparız. Harika şeyler çıkacağına ümit ediyorum. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok mutlu ettiniz sordum. Bizi. Ben de çok mutlu oldum. Onur duydum. Çok teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Daha çok sık sık görüşürüz inşallah. Tamam. Çok mutlu oldum. Çok büyük keyif aldım. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet İzmir'e dair TV seyircileri. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.